simülasyon tahtası yine bir e, hafta sonu maçları ile devam edecek. Ve çok az maç aldık bu sefer. 8 maç bizim azımız 8. Onu ne kadar indireceğiz? 4'e kadar hedefimiz var. Bir hafta gelecek ve diyeceğiz ki artık 4 maç seçtik sadece. Onları anlatacağız. Hafta sonu evdesiniz. Cuma şöyle bir plan yapın. Futbol izlenecek bir maç var mı? Ben cumayı biraz daha plan yapılacak gün olarak seçtim ama cumartesi günü İyi maçlar var. Evde oturulur. Havada soğuk zaten. Hangi maçla başlanır? Saat 3.30'da Arsenal-Crystal Palace maçı var. Ben iyi bir maç olmasını bekliyorum. Ee, sıkı bir maç olmasını bekliyorum. Çok rahat kazanır mı? Ben çok emin değilim. Ee, Arsenal çok rahat bir galibiyet elde edeceğine yönelik e, bazı endişelerim var. E, ne olur maç. Ben tek farklı bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Bu sefer Süper Lig'e bir geri dönüş yapalım. alanya Çaykur Rizespor müsabakası. Alanya'da tabii Fatih Tekke Hoca yavaş yavaş dokunmaya başladı. Ben istikrara da kavuşacaklarını düşünüyorum zamanla. Oyun olarak çünkü iyi bir oyunu tutturmaya başladılar. Ee, Çaykurize'de de tabii İlhan Palut e, bekleme oyununu, geçiş oyununu ya da set oyununu yavaş yavaş oturtturmaya başladı Çaykurize'de. Ee, dolayısıyla yine zevkli bir müsabaka bekliyorum ve iki takımın da bize gol ve goller izleteceğini düşünüyorum. Yani bir en az 3 golün bu karşılaşmadan çıkabileceğini düşünüyorum. Bir de bunu Leipzig yapalım. Oraya gidelim. Ee, Darmstadt Eintracht Frankfurt mücadelesi. Ee, Darmstadt tabi istikrarlı bir görüntü vermedi sezon başından bu yana. Ee, çok kısıtlı bir bütçesi olan takım. Oynadıkları oyun benim e, hoşuma gidiyor ama Eintracht Frankfurt'un yetenek olarak yani şimdi Darmstadt takımına karşı Biraz yetenek istiyor, yani yetenek isteyen takımlara karşı çok fazla e, varlık gösteremiyorlar. Buna tanıklık ettik sezon boyunca, yarım sezon boyunca en azından. O yüzden Antalya Frankfurt önünde de ben e, yeteneğe karşı koyamayacaklarını düşünüyorum. Bir Antalya Frankfurt galibiyeti bekliyorum. Süper Ligi, bir geri dönüş yapalım. Adana Demirspor, Ankara Gücü. Adana Demirspor da son dönemde e, kan kaybeden bir takım. Çok yani ciddi anlamda neredeyse ilk 11'i kaybettiler. Ee, yeni bir takım inşa edecekler. Bekler gitti, e, Kaleci gitti, Santfor orta saha, bütün omurga kayboldu. E, tabii çok zor bir dönem bu dönem. Ee, Ankara Gücü ise Emre Hoca ile birlikte yine bir oyun tutturmaya çalışan takımlardan biri, benim beğendiğim takımlardan biri. E, dolayısıyla bu maçta ne olur? Adana Demirspor Ankara gücü maçında. maçında. E, bu kadar kan kaybeden Adana bir spor e, içeride çok başarılı, onu da söylememiz lazım. Ama Sanki bu maçta Ankara Gücü'nün oyuna daha çok damga vuracağı bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Belki topu Adana Demirspor alabilir ama Ankara Gücü topu aldığı o kısıtlı zaman içerisinde daha değerli işler yapacak diye düşünüyorum. Topu yani topa sahip olma oranlarında Adana Demirspor'u göreceğiz, önde olduğunu göreceğiz ama 90 dakika sonunda Ankara Gücü'nün Adana'dan puanla ayrıldığını görebiliriz ve hatta bir adım ötesi galip bile gelirse benim için sürpriz olmaz. Konya Spor, Antalya Spor. Ee, Konya Spor ligde oyun olarak yani en beğenmediğim takımlardan biri. Ee, ne oynadıklarını çözebilmek çok mümkün değil. Ee, ve e, oyuncuların oyundan zevk almadığını görüyoruz. Antalya Spor'da ise Nuri Şahin ile başlayan ve şu anda da devam eden oyundan zevk alan bir oyuncu grubu var. Bu çok değerlidir futbolda. Ve oyundan zevk aldığınız takdirde de e, ...skor almayı yavaş yavaş başarırsınız. E, ve bunu devamlılığa sürüklersiniz. İstikrarlı bir takım olma yolunda hızla ilerlersiniz. Ben Antalyaspor'u bu yolda olan bir takım olarak görüyorum. Hoca seçimlerinin de çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Nuri Şahin'den sonra gelebilecek en rasyonel teknik adam... ...Sergen Yalçın'dı. E, orada karar verdiler. Bence doğru karar verdiler. E, Antalya Spor'un deplasmanda da olsa galip gelmesini bekliyorum. Real Madrid-Almeyra mücadelesi. Real Madrid'de bence çok iyi bir kadro kurdu ve daha da bunun üstüne ben koyacaklarını düşünüyorum ve Real Madrid'in önümüzdeki sezonlara imza atacağını düşünüyorum. Ya yani şu orta saha yapısı bilmiyorum kaç takımda var. Yani 6-7 orta sahayı rahatlıkla sayabiliyorsun e, Real Madrid'de. E, yavaş yavaş bu takımın patlama yapa yapa gideceğini, ilerleyeceğini düşünüyorum ve ben bu hafta Almería önünde üç farklı galip geleceklerini düşünüyorum. En az üç farklı galip geleceklerini düşünüyorum. Ve haftanın maçı, haftanın büyük maçı Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi. Trabzonspor'da eksiklikler olmasa Galatasaray için çok zor geçecek bir maç olarak görürdüm. Ama Trabzonspor'un eksikliklerine baktığımda tam anlamıyla hani kadro çıkartmakta bile problem yaşayacak bir e, pazar günü yaşayabilir Trabzonspor. E, dolayısıyla Galatasaray'da ise ee, biraz daha eksikliklerin belki bir nebze geri dönmesiyle beraber ideale yakın bir Galatasaray 11'i izleyeceğiz. Ee, biraz hocanın artık Zaha tercihinden vazgeçebileceği e, bir karşılaşma olabilir bu karşılaşma. Çünkü Zaha'nın yani son maçta çok fazla top ezdiğini gördük. Orada Kerem Aktürkoğlu ile oynar hoca. Ee, Kerem Aktürkoğlu'nun e, tabii çok e, linçlenen, e, çok fazla üstüne gidilen bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Tabii ki son haftalarda formsuz olduğu aşikar. Ama Zahiyi gördükten sonra Galatasaray e, yüksek ihtimalle ya Kerem Aktürkoğlu aman kalsın demiştir. E, ben Trabzonspor'un da Galatasaray'ın deplasmanda da olsa galip gelmesini bekliyorum. Simülasyon tahtası sona erdi. E, tabii bu futbolda en e, alengirli dönem aslında bu dönem. Dolayısıyla e, simülasyona girmeden önce sezgine de söyledim. Çok emin değilim maçlardan. E, çünkü hem transfer süreci var, transfer dönemi var. Tatilde olan oyuncular bazen işte sarı kart cezalısı falan olabiliyor vesaire. Bunlar da olabiliyor. Oyuncuların biraz daha böyle rehavete girdiği bir dönem. O yüzden çok enteresan sürpriz sonuçlar çıkabilecek bir dönemden geçiyoruz. Ocak sonuna kadar bence böyle devam eder. Şubatın başı ile beraber takımlar daha disiplinli oynama yolunda ilerleyecekler. O yüzden bu dönemlerde biraz gol sayıları da bence buna mukabil artacaktır. Bol gollü bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.